Herkese merhaba, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda Sultan Abdülhamit Han'ın Siyonistlerle olan mücadelesi kendi hatıratlarında anlatıldığı gibi sizlere sunulmuştur. İyi seyirler. Filistin'de Yahudilerin devlet kurmasına karşıydım. Beni Siyonistler devirdi. Yahudiler Avrupa'da doğduğu olduğundan daha fazla kudrete sahiptirler. Bu sebeple birçok Avrupalı devlet çok artmış olan Yahudi ırkından kurtulabilmek için Yahudileri Filistin'e göçünü iyi karşılamaktadırlar. Fakat bizim memleketimizde kafi Yahudi vardır. Eğer Filistin'de Müslüman Arap unsurların üstünlüğünün devamını istiyorsak Filistin'e Yahudi göçmenlerin yerleşmesi fikrinden vazgeçmeliyiz. Aksi takdirde yerleştikleri yerlerde çok kısa zamanda bütün kudreti ele alacaklarından dindaşlarımızın ölüm kararını imzalamış oluruz. Siyonistlerin şefi olan Herz fikirleriyle beni ikna edemez. Yahudi çiftçisinin tekrar kuvvetlenerek sabahını kendi eliyle idare ettiği gün Yahudi meselesi hallolmuş olacaktır. Sözü kendi görüşüne göre doğru olabilir. Herz dindaşları için toprak istemektedir. Fakat zeka her şeyi halletmeye kafi değildir. Siyonistler Filistin'de yalnız ziraat yapmak için değil, siyasi temsilcilerini seçmek gibi şeyler de arzu ediyorlardı. Bu haris tasavvurlarının manasını gayet iyi anlıyorum. Lakin Siyonistler bu teşebbüslerini kabul edeceğimi zannediyorlarsa saflık ediyorlar. İmparatorluğumuz dahilinde halkımızın fertleri olarak ve Babali'nin dirayetli hizmetkarları olarak Yahudilere ne kadar kıymet veriyorsam Filistin'e dair kurdukları tasavvurlara da o kadar muhalifim. Bana en çok dokunan bu masam taslağı Yahudinin yani Emanuel Karasu'nun hal kararı tebliğ edişi olmuştur. Yıldız'a gelen mebuslar heyetinde Emanuel Karasu'yu hiç unutmuyorum. Bu surette makam-ı ilafete hakaret edilmiştir. Yahudilerin Hz. Peygamber zamanından beri sadr-ı İslam'ı ve makam-ı hilafete karşı duydukları kin ve nefret cümletimizin malumudur. Ben Osmanlı tahtındayken Siyonistik davası için bir gün huzuruma Beynel Minel Yahudi Teşkilatı'nın kurucusu Theodor Herz ile hamambaşı gelmişlerdi. Bunları Yıldız Sarayı'na kabul etmiş ve maksatlarını dinlemiştim. Her ikisi Yahudiler için bir yurt dileğindeydiler. Bunun için de Kudüs'ü gösteriyorlardı. Hatta utanmadan o Theodor Herz, Zat-ı Haşmet penahilerine arz ederim ki Kudüs için kaç milyon altın uygun buluyorsanız derhal takdimine hazırız demez mi? Kan beynime sıçramıştı. Düşün ki yüzbaşım, makamı saltanatımıza bu iki Yahudi rüşvet teklifi cesaretinde bulunuyorlardı. Terk edin burayı, vatan para ile satılmaz diye bağırmıştım. İçeri giren saray adamlarına her ikisini almalarını söylemiştim. İşte bundan sonra Yahudiler bana düşman oldular. Şimdi burada Selanik'te çektiklerim Yahudilere yurt gösterme işimin cezasıdır. Bunları kuvvetle silahla bastırabilirim. Fakat Yahudiler daima benden zengin ve akıllı olacaklardır. Onlarla mücadele kolay değildir. İslam halifeliğini bıraktım çünkü mecbur oldum ve bırakmaya zorlandım. Jön Türkler olarak bilinen ihtiyaç cemiyetinin başkanları tarafından zorlandım ve tehdit edildim. Bu dernekçiler kutsal Filistin topraklarında ulusal Yahudi yurdunun kurulması için ferman hazırlamam yolunda ısrar ettiler. Israrlarına karşı bu tasarıyı tamamıyla reddettim. Sonunda bana 150 milyon İngiliz altın poundu vermeye söz verdiler. Fakat ben kesin cevap vererek hepsini reddettim. Sultan II. Abdülhamit'in Filistin'e Yahudi göçlerini yasaklaması. Siyonizm 19. yüzyılın ortalarında ortaya çıkmış, Yahudisiz Filistin'de bağımsız bir Yahudi devleti kurmayı esas alan başta Sultan II. Abdülhamit ve diğer bir kısım Osmanlı Devlet adamı tarafından vatan bölücü cereyan arasında değerlendirilip karşı tedbirler alınması gereken siyasi bir cereyan idi. Filistin Osmanlı Devleti'nin Şam vilayetine bağlı Kudüs sancağı toprakları içinde bir yerdi. Buraya Yahudi göçleri başlamadan önce yerleşik olarak 5000 civarında Yahudi yaşıyordu. Araplar ise ezici çoğunluktaydı. Bu kadar az nüfuslu Yahudilere burada bir Yahudi devleti kurdurulamazdı. Siyasal Siyonizm ortaya çıkınca yoğun olarak 1880'li yılların başlarından itibaren planlı olarak dünyanın dört bir tarafından Yahudiler buraya göçe teşvik edilmiş ve kafileler halinde gelmeye başlamıştır. Bu durum Osmanlı Devleti'nin hemen dikkatini çekmiş, yoğun Yahudi göçlerinden kötü bir niyet sezilerek 1883'ten itibaren Yıldız Sarayı'ndan tezkireler çıkartılarak
Yahudilerin Filistin'e göçü yasaklanmaya başlanmış veya Kudüs'e hacı olmak için gelen Yahudiler kısa bir müddet için burada kalmalarına izin verilmiştir. Sultan II. Abdülhamit'in çıkardığı ve icrası için sadarete gönderdiği yasağı içeren tezkeresinden birinde şunlar yer alıyordu. Kudüs'te ileride bir Musevi hükümeti kurulmasına yol açacak muamelelerin icrası uygun olmayıp, özellikle Osmanlı ülkesi arazisi boş ve sahipsiz arazi olmayıp bunların Amerika'ya gönderilmeleri lazım geleceğinden o veçile bunların ve sairlerin kabul olunmayarak hemen gemilere bindirilip Amerika'ya gönderilmeleri gerekmektedir. Medeni Avrupa'nın istemedikleri ve memleketlerinden kovduklarını biz niçin kabul edelim? Özellikle ortada başka fesatlar da varken bu kesinlikle uygun değildir. 28 Haziran 1891 Theodor Herzl'in tekliflerini Sultan II. Abdülhamit'in reddi. Siyonizmin emellerini gerçekleştirmek için Dünya Siyonizm Teşkilatı Viyana'da oturan Theodor Herzl tarafından kurulmuş ilk kongresi 29 Ağustos 1897'de İsviçre'nin Basel şehrinde 240 delegenin katılımıyla yapılmıştı. Kongreden Filistin'de bir Yahudi milli yurdu kurmayı esas alan Basel programı çıkmış, icra komitesi başkanlığına Herzl getirilmişti. Theodor Herzl, Filistin olan Yahudi göçleri yasağını kaldırmaya yönelik olarak kongre başlamadan bir yıl önce Haziran 1896'da Sultan II. Abdülhamit'le pazarlık için İstanbul'a gelmişti. Göç yasağının kaldırılması karşılığında sultana sunacağı teklifleri şöyle kararlaştırmıştı. Biz Türkiye'nin mali durumunu düzeltmek için 20 milyon harcayacağız. Bu meblağın 2 milyonunu Filistin'deki değişiklik için vereceğiz. 18 milyonuyla Türkiye'yi Avrupalı devletleri kontrolünden kurtaracağız. Herzl tekliflerinden olarak Yahudi milli yurdunun da sınırlarını şöyle çizmişti. Sınırlar kuzeyde Kapadokya dağları yani Orta Toroslar, güneyde Süveyş kanalına kadar olan alanı kapsamaktaydı. Theodor Herzl Haziran 1896'da İstanbul'a geldiğinde Sultan II. Abdülhamit ile görüşmek için Yıldız Sarayı'na giderek randevu almak ister. Sultan randevu vermez. Herzl ne kadar çabalasa da randevu alamaz. En sonunda tekliflerini sultanın ajanlarından Polonyalı Pilip Nevlinski'ye devreye sokarak iletir. Nevlinski 2. Abdülhamit ile 18 Haziran 1896'da görüşerek Herzl'in tekliflerini ona iletir. Aldığı cevap olumsuzdur. Sultan ona şunları söyler. Eğer Herzl senin bana arkadaşım olduğum gibi bir arkadaşım ise ona nasihat et. Bu konuda bir adım daha atmasın. Ben bir karış bile olsa toprak satamam. Zira bu vatan bana değil milletime aittir. Benim milletim bu imparatorluğu savaşta kanlarını dökerek kazanmışlar. Onu kanlarıyla verimli kılmışlardır. Bu toprak bizden sökülüp alınmadan evvel biz onu tekrar kanlarımızda sularız. Benim Suriye ve Filistin alaylarımın efradı birer birer Pinevne'de şehit düşmüşlerdir. Onlardan bir tanesi dahi dönmemek üzere muharebe meydanlarında canlarını vermişlerdir. Türk İmparatorluğu bana ait değil, milletime aittir. Ben onun hiçbir parçasını veremem. Bırakalım Yahudiler milyonlarını saklasınlar. Benim imparatorluğum parçalandığı zaman onlar Filistin'e hiçbir karşılıksız sahip olabilirler. Fakat yalnız bizim cesaretimiz taksim edilebilir. Ben canlı bir vücut üzerinde ameliyat yapılmasına razı değilim. Herzl, Nevlinski vasıtasıyla sultandan aldığı bu cevap üzerine sarsılır ve şunları yazar. Sultanın doğru ve büyük sözleri bana dokundu ve beni sarstı. Bir zamanlar için bütün ümitlerimi kırdı. Bunda sonu ölüm ve parçalanmaya giden fatalizmde trajik bir güzellik var. Mamafi, son nefese kadar pasif mukavemet şeklinde de olsa mücadele edeceğiz. Herzl, mücadele azminden hiçbir şey kaybetmez. 1902'ye kadar Viyana'dan İstanbul'a 4 defa daha gelip gider. Herzl İstanbul'a 19 Mayıs 1901'de 3. girişi sırasında Sultan'ın ajanı İngiliz asıllı Arminius Wembley vasıtasıyla aldığı randevu sonucu baş başa görüşme isteğine kavuşur. Herzl tekliflerini sultanı kendi ağzıyla iletir. Sultan II. Abdülhamit onun para tekliflerini gerçekçi bulmaz. Çünkü Herzl'in elinde verebileceği hazır para yoktur. Dünyanın ünlü zengin Yahudilerini ziyaret ederek onlardan para dilenmek suretiyle parayı tedarik edecektir ki bunda başarılı olup olmayacağı bilinmemektedir. 2. Abdülhamit, Herzl'in Filistin teklifine hem Arapları küstüreceği hem de vatanın bölüneceği gerekçesiyle kesinlikle karşı çıkar. İsterlerse Filistin'in dışında kendilerine başka bir yerden bir yer verebileceğini söyler. Herzl bunu kabul etmez. Filistinsiz bir imtiyazı derhal reddettim der ve görüşme bu havada biter. Daha görüşmelerden ümidini kesmeyen Herzl
İstanbul'un son ve 5. gelişi Temmuz 1902'de olur. Hertz bu gelişinde Sultan ona kendisiyle değil Sadrazam Said Paşa ile görüşmesi haberini iletir. Hertz bu görüşmeden de sonuç alamayınca tamamen ümidini keser. 4 Ağustos 1902'de İstanbul'dan ayrılırken hatıra defterine şunları yazar. Son selamlaşmalar ve sonra Ali Baba ve Kırk Haramiler mağarasından çıktım. Yıldız ve Babali bana alışmıştı. Yahudi Davut Efendi'nin bana 1896 yılında söylediği gibi yine el avuç açmak zorunda kalacaklar ve istediklerimizi o zaman kucağımıza atacaklar. Önemli olan o zamanın ne zaman geleceğiydi. Şüphesiz Theodor Herz de anlamıştı. Artık Sultan Abdülhamit Han tahttan indirilmeden Kudüs'e sahip olamayacaklardı. O da ilk olarak gidip Jön Türklerle işbirliği yapmayı seçti. Birçok isyan çıkarttı ve mali krizin yaşanmasına sebep oldu. Bunların sonucunda Sultan II. Abdülhamit Han'ı 4 kişilik bir heyetle, bu heyetlerin içinde Yahudi olan Emanuel Karoso da vardır, tahttan indirdi ve istediklerine kavuştu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu videoda kaynak olarak Süleyman Kocabaş'ın yazdığı Siyonizm ve Türkiye kitabı kullanılmıştır. Daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Sultan II. Abdülhamit Han ile ilgili düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.